Hadi gelin temel HTML elementlerini tanıyalım. İlki H tagiydi, heading tagiydi. İşte bir başlık bırakmaya yarıyordu. H1 en büyük puntu, H6 ise en küçük puntu olacak şekilde oluyordu. Bir de P tagimiz mevcut. P tagi ise paragraftan geliyor. Bir paragraf bırakmaya yarıyor. Eğer şu çalışıyorsa isterseniz durdurun veya script dosyamızdaki şu kodu şöyle başına iki tane slash bırakın. Bu komut yorum satırı demek. Yani yorum satırı olan kod devreye alınmaz. Öyle diyebiliriz. P tag'inin içerisine gelip burada bir paragraf yazmamız mümkün. Merhaba. İşte ben Engin Demiroğlu gibi. Çalıştırdığımız zaman bir paragraf bilgisini görüyor olacağız. Buraya genellikle uzun paragraf bilgilerini yazarız. Aynı şekilde bakın ben ikinci bir paragrafı da altına bıraktığım zaman şöyle bakın alt tarafa doğru aktarılacaktır. P teginin dışında bir de size BR teginden bahsetmek istiyorum. BR tegi break, break'den geliyor. Bir boşluk yani bir satır atlamaya yarıyor. Örneğin ben şöyle şuraya bir p tagi bıraktığım zaman dikkat edin iki tane break koymuş olduk ve yazımız ondan sonra devam etti. Sık kullandığımız HTML taglerinden bir tanesi de liste oluşturmaktır. Örneğin bunun için ule isimli tekden yararlanıyoruz. ule unordered list'ten geliyor arkadaşlar. Bu listenin içerisine li tagi ile list item'dan geliyor. Yani liste elemanı. Bakın ben bıraktığım anda sağ tarafta bir nokta bıraktı. Örneğin Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirleri alt alta bir liste şeklinde yazmak istiyorsanız ule içerisinde li taginden yararlanırız. Buradaki unordered list yani numaralanmamış olan liste anlamına gelir. Bu ule'yi kopyalıyorum. Aşağıya geliyorum. Hemen burada ule'yi ole yapıyorum. Ole ise ordered list anlamına gelir. Yani sıralı liste 1-2-3 şeklinde bakın gittiğini datanın göreceksiniz. Daha önce de söylemiştim. HTML hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Örneğin ben bu lei'nin içerisinde yani her bir şehrin içerisinde Ankara'nın şöyle bitimine geleyim. Şöyle bunu da aşağıya atayım. Bakın yine sonucumuz aynıdır. Şöyle buraya gelip bir tane daha ule bırakıyorum. Onu da enter aşağıya indim. Yani ben ule'nin içerisinde bir lei'yi lei'nin içerisinde ise Ankara deyip ule diye bir tek daha açtım. Yani bir liste daha bırakabilirim. Örneğin Ankara'nın şehirlerini listelem, ilçelerini listelemek istiyorsunuz. Hemen yeni mahalle. Bunu tabii ki bir layinin içerisinde yazmanız gerekiyor. Şöyle yeni mahalle. Sonra Çankaya. Sincan gibi yazabiliriz. Bakın bir unordered list içerisinde başka bir unordered list oluşturuyoruz. Aynı şeyi ol tag'in içerisinde ki li'lerin içerisinde de yapmamız mümkündür. Bunlar bizim en sık kullandığımız HTML tag'leridir. Bu HTML tag'lerinden başka HTML tag'leri yok mu? Tabii ki var. Bir sonraki aşamada onları konuşacağız.